Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Bakara suresinden 62-66. ayetleri değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. İnnellezîne âmenû, iman edenler, müminler, vellezîne hâdû, Yahudiler, ve nasara, Hristiyanlar, ve sâbiîn ve sâbîler, men âmene billâhi vel yevmil âhir, bunlardan kim iman eder, Allah'a ve ahirete inanırsa, ve amile salihan ve salih amel işlerse, felehum ecruhum inde rabbihim, bunların Rablerin nezdinde mükafatları vardır. Ve la havfun aleyhim, ve bunlara bir korku yoktur. Ve la hum yahsenun, ve onlar üzülmezler de. Bu ayet-i kerimenin bir benzeri Maide suresinde geçiyor. Ve burada Allah-u Teala dört ayrı dinden bahsediyor. Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyanlar, bir de Sabiler. Sabiler evvelinde hak bir din ama zamanla bunlar asıl dinlerinden, mecrasından uzaklaşmışlar ve gök cisimlerine tapmaya başlamışlar. Böyle bir topluluk. Ama bunlar da neticede kitaba muhatap olan, peygambere muhatap olan kimseler. Bunların günümüzde de dünyanın bazı yerlerinde uzantılarının devam ettiği ifade ediliyor. Ayet-i kerimede innellezine amenu, gerçekten o iman edenler. Buradaki ifade, yani mümin görünümündeki bütün kimseler, münafıklar da buna dahildir. Çünkü onlar da iman ettiklerini söylüyorlar. Ve genel olarak daha diğer dinleri de bu tarzda düşünebiliriz. Yani ben Yahudiyim, ben Hristiyanım, ben Sabiiyim diyenler. Bunlar da kendilerine göre kitleleri var. Ve bu kimseler acaba nasıl kurtulabilirler? Allah-u Teala kurtulmayı Allah'a ve ahirete iman etmek ve salih amel işlemeye bağlıyor. Yani din bir iddia değildir. Din doğrudan doğruya uygulamadır. Ve bazı kimseler biz her ne kadar müminiz deseler de eğer yaşantıları bunu desteklemiyorsa bu onların kurtulmasına yeterli değildir. İşte ayet-i kerimede bütün bu din mensupları, bunlardan her kim iman eder, salih amel işlerse bunlar kurtulacaktır. Bunlara bir korku yoktur ve bunlar üzülmeyeceklerdir. Ne geçmiş olan şeylere üzülecekler ne de gelecekle ilgili korku yaşamayacaklardır. Ayet-i kerime bu manada ifade ediyor. Günümüzde bazıları bu ayet-i kerimeye dayanarak günümüz Yahudileri, günümüz Hristiyanları ve günümüz Sabileri İslamiyet'i kabul etmekle mükellef değiller. Kendi dinlerine göre yaşarlarsa kurtulurlar. Bu manada değerlendirenler var. Ama bildiğimiz ölçüler çerçevesinde İslamiyet önceki dinlerin hükmünü ortadan kaldırmıştır. Ve İslamiyet'e muhatap olan bütün insanlar İslamiyet'i kabul etmekle mükelleftirler. Ama şöyle bir incelik olabilir. Günümüzde Yahudi veya Hristiyanlardan, hani Sabileri o derece bilemiyoruz. Bunların varlığından da söz ediliyor ama bu isimle en azından bilmiyoruz şu an için. Yahudi ve Hristiyanlar dünyanın değişik yerlerinde bulunmakta. Özellikle Hristiyanlar nüfus itibariyle çok daha yoğun bir nüfusa sahipler. Acaba bunlar İslamiyet'i gerçek anlamda duydular mı? Duyanlar var ama duymayanlar da var. Mesela bizler Müslümanlar olarak acaba Budizm hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? İşte Buda isimli bir kişinin dini, bu manada bir ön bilgimiz var. Ama Budizm'in esasları nedir? İbadetleri nedir? Ahiret inancı var mıdır, yok mudur? Bir takım ayrıntılara girecek olursak bunlarla alakalı yeterli bir bilgiye sahip değiliz. Halbuki Budistler dünyadaki Müslümanların neredeyse yarısı kadar bir nüfusa sahip. Şunu demek istiyorum. Yani bizler şu anda bu kadar iletişimin süratli olduğu, imkanların geniş olduğu bir dönemde dünyanın büyük dinlerinden birisinin ne gibi esaslar getirdiğini o kadar da bilmiyoruz. İlahiyatçılarımız da buna dahil. Böyle olunca acaba İslamiyet şu andaki
dünya nüfusunun tamamına ne kadar ulaştırılabildi? Evet, İslamiyet radyolarda, televizyonlarda ve camilerde, sohbetlerde anlatılıyor. Ama dünyada 6 milyar insan var ve bu 6 milyar insandan 1 milyardan bir miktar fazlası Müslüman. Ve dünyanın 1/4, 1/5 Müslüman. Geriye kalan, demek ki 1/5 demiş olsak, 1/4 Müslüman değil. Bu durumda bu 1/4 kesim acaba hepsi cehenneme mi gidecek? Acaba bu 1/4 kesim İslamiyet'i duydular, öğrendiler de bildikleri halde kabul etmiyorlar mı? Şunu ifade edebilirim. Gerçekten İslamiyet'i duysalar, iyi bir şekilde duysalar, kabul etmeseler elbette kendi dinlerine bağlı olmak onları kurtarmayabilir. Buna bir diyeceğimiz yok. Ama İslamiyet'i duyma imkanı olmamışsa bunlar kendi dinlerinde, yani Allah'ın gönderdiği Yahudilik, Hristiyanlık gibi kendi dinlerinde samimi olmak şartıyla ve oranın haramına, helaline dikkat etmek şartıyla kurtulabilirler. Bu manayı da herhalde göz ardı etmemek gerekir. Neticede Allah-u Teala Rabbuna ve Rabbukum, hem bizim hem de sizin hem de onların, hepimizin Rabbidir. Ve bütün insanlar Allah'ın kullarıdır. Allah-u Teala la yükellifullahu nefsen illa vus'aha, hiçbir nefse kaldıramayacağı yükü teklif etmez. Böyle olunca Allah-u Teala bütün insanları vermiş olduğu imkanlarla imtihan ediyor. İşte Yahudilerin, Hristiyanların da kendi şartları içerisinde imtihanları var. Dolayısıyla bu manada düşünülecek olursa onlardan da özel şartlarda günümüzde kurtulabilenler olur. Kur'an-ı Kerim'de başka yerde de bu manalara dikkat çekilmiştir. Yani bizler şu anda biz Müslümanız demekle garanti kurtulmuş değiliz. Yani ne kadar Müslümanız, ne kadar İslamiyet'i yaşıyoruz. Mesela ülkemizde nüfusunun %90 küsuru Müslümandır. Ama mesela İstanbul'da bir cuma vakti, cumaya yakın sokaklar yine doludur. Trafik yine yoğun bir şekilde işlemektedir. Bu bize şunu gösteriyor. Yani cumaya gitmeyen epey insanımız da var. Bunlar gayrimüslim mi? Hayır, bunlar gayrimüslim değil. Bunlar Müslüman. Ama cumayı bile kaldıramayacak kadar, belki sadece bayram namazına gelecek kadar, o kadar Müslüman. Ve belki bir kısmı bayram namazına da gelmiyor. Demek ki bu manada sadece Müslüman etiketi insanı kurtarıcı bir şey değil. Müslüman kimliği var ama o kimliği doldurmak lazım. İçi boş bir konserve gibi olmamalı. Konservenin diyelim içi boşaltılmış, dıştan baktığımızda dolu görülüyor. Ama kapağı kaldırıp baksak içi bomboş. Bir Müslüman böyle olmamalı. Dıştan da Müslüman, içten de Müslüman olmalı. Böyle yaptığı zaman kurtulabilecektir. Ve bu durumda olan kimseler için ne bir korku ne de bir üzüntü söz konusu değildir. Bunlar gelecekle alakalı korku yaşamazlar. Geçmişte olup bitenlerle alakalı da bir üzüntü içinde olmazlar. Veya diyelim gençlik gelip geçmiştir. Bundan dolayı bir üzüntü içinde değillerdir. Çünkü inanırlar ki önlerinde daimi bir gençlik var. Cennet hayatında ebedi bir gençlik olacak. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ Biz ey İsrailoğulları sizden misak almıştık. Sizden söz almıştık. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ tur Ve üzerinize Tur'u yükseltmiştik. İsrailoğulları tarihin köklü milletlerinden. Tur dağ anlamında, özel anlamda bir dağın ismi olarak da düşünülebilir. Ve kendilerinden taraf ilahiden söz alınıyor. Şunları şunları yapacaksınız. Bunları bunları yapmayacaksınız. 10 emir olarak meşhur olan durum hatıra gelebilir. Başka emir ve yasaklar da düşünülebilir. Ve bu noktada Tur Dağı üzerlerine kaldırılmış. Yani biraz ihmalleri olmuş veya epey ihmalleri olmuş. Bunun neticesinde Cebrail Aleyhisselam'a taraf ilahiden emir geliyor. Cebrail Aleyhisselam Tur Dağı'nı üzerlerine kaldırıyor. Tur Dağı üzerlerine kaldırıldığında hepsi bu manzara karşısında dehşete kapılıyorlar ve secdeye varıyorlar. Yani bize bakan yönüyle şöyle düşünebiliriz. İşte insanımız
ibadet hayatında noksanı var, kusuru var, eksiği var. Ama bir deprem olayı olduğunda camiler tıklım tıklım doluyor. Ve ateistim diyenler bile belki deprem olayında Allah'ım bizi kurtar diye yalvarıyorlar. İşte insan zoru gördüğünde Allah der. Burada da İsrailoğulları Tur Dağı'nın üzerlerine kaldırıldığını gördüğünde hepsi secdeye varıyorlar. Huzû mâ âteynâkum bi kuvve, size verdiğimizi kuvvetle alın. Yani ucundan kenarından tutmayın, tam yapışın ve verilen emir ve yasaklara bu noktada dikkat edin. Vezkürû mâ fîhi, ve onda olanı, size verilende olanı tezekkür edin, hatırlayın. Yani size kitap verilmiştir. Gelen kitapta sizinle alakalı çok güzel şeyler vardır. Bunları inceleyin, bunları tefekkür edin ve bunlar üzerinde düşünün. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, ta ki bu şekilde sakınasınız. Demek ki kitabın bize gelmiş olması kurtulmamız için yeterli olmayabilir. Onu okumak gerekiyor ve onda olanları hatırlamak gerekiyor. Hatırladığımız zaman ona göre yaşamaya çalışırız. Ama kitapta bize bildirilenler bir kulağımızdan giriyor, diğerinden çıkıyorsa o zaman bunları bilmek yeterli değildir. Mesela şu anda insanımız, ülkemizde yaşayan insanlar içkinin yasak olduğunu bilirler. Ama içkinin yasak olduğunu bilmek ondan kurtulmak anlamına gelmeyebiliyor. Yasak olduğunu bilen nice insan içkide içiyor. Veya gıybetin haram olduğunu biliriz. Hemen hemen bütün insanımız gıybet belasından kurtulabilmiş değillerdir. Ve gıybetle iç içedirler. Demek ki Allah'ın kitabında yer alan hükümleri hayatımızda uygulamak ve uygulayabilmek için de hatırlamak gerekiyor. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ, ama bundan sonra siz yüz çevirdiniz. فَلَوْلَا فَضُلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, eğer Allah'ın size olan lütfu, rahmeti olmasaydı, لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ, siz hüsrana düşenlerden olurdunuz. Kaybeden, zarara girenlerden olurdunuz. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ, siz şunu bildiniz, اَلَّذ۪ينَ اِعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ, cumartesi yasağını aşanları, cumartesi yasağını çiğneyenleri bildiniz. فَقُلْنَا لَهُمْ, ve biz onlara şöyle demiştik, كُونُ قِرَدَةً خَاسِئِنْ, hor ve hakir maymunlar haline gelin. Onlara böyle söylemiştik. Bu olay Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinde anlatılıyor. Deniz kenarında yaşayan Yahudilerden bir topluluk, cumartesi günü kendilerine çalışmak yasak iken yasağı çiğniyorlar. Ve taraf ilahiden bir imtihanla karşı karşıyalar. Cumartesi dışındaki günlerde balık az geliyor ama cumartesi günü deniz balıklarla dolu. Neticede bir hile-i şer'iye kendilerine göre düşünüyorlar. Kanallar açıyorlar. O kanallara balıkları çekiyorlar ve diğer gün bunları yakalıyorlar. Veya doğrudan bir kısmı da yasağı çiğneyerek cumartesi günü de balık avına gidiyor. Bu onların dininde yasak olan bir durum. Ve bu yasağı çiğnemenin, aşmanın neticesinde bedeli, faturası ağır oluyor ve bunlar maymun haline getiriliyor. Rivayete göre evlerine maymun olarak dönüyorlar. Ailelerini tanıyorlar, garip garip sesler çıkarıyorlar ama aileler onları tanıyamıyor. Çünkü maymun olarak görülüyorlar. 3 gün kadar bu şekilde beldede, kendi şehirlerinde bulunuyorlar ama ardından hepsi maymun haline getirilenlerin hepsi ölüyorlar. Ve nesilleri bu şekilde devam etmiyor. Yani bunlardan ayrıca nesiller gelmiyor. Haddi aşan bu topluluk bu şekilde cezalandırılıyor. Bu yönüyle ayet-i kerime değerlendirilmiştir. Ama müfessirlerden Mücahit gibi bazı zatlar bunun sembolik olduğunu, nasıl ki Kur'an-ı Kerim'de yine Yahudilerle alakalı kendilerine Tevrat verilip de bununla amel etmeyenlerin hali merkebin haline benzer. İşte merkep Tevrat levhalarını taşıyor, kitapları taşıyor ama bundan istifade edemiyor. Burada nasıl ki kitaba muhatap olduğu halde kitabın gereğini yapmamak, kitap yüklü bir merkep misaliyle anlatılmış. Onun gibi haddi aşanlar da
manen, siret itibariyle maymuna çevrildiler. Yani maymun gibi zelil oldular. Maymun gibi şahsiyetsiz, kimliksiz hale geldiler. Bu manada mücahidin bir değerlendirmesi var. Acaba biz hangisini esas alacağız? Bazı meselelerde el-gavlul fasl, ayırt edici sözü söylemek çok da kolay değil. Yani din bir imtihandır. Kur'an-ı Kerim'de bazı meseleler evet bize anlatılmıştır ama değişik yorumlara da müsaittir. İlla bu konuda tek bir görüş yok, değişik görüşler vardır. Şu şudur demek yerine bazı meselelerde ister istemez bu konuda şu da denildi, bu konuda bu da denildi demek daha uygun. Ve Allahu alem bir savap, yani doğrusunu Allah bilir. Bu manada söylemek, değerlendirmek daha uygun olacaktır. Yevme tüble serair, diğer aleme gidildiğinde sırlar ortaya çıkacak ve kimin ne yaptığı orada ortaya çıktığı gibi, diyelim bu maymun haline çevrilme olayında da gerçekten suret itibariyle maymuna çevrildiler mi, yoksa iç dünyalarında bir nevi insanlıktan çıkma hali mi yaşadılar? Bunun da ayrıntıları diğer alemde görülecek. Peki Kur'an-ı Kerim'de bu daha net ifade edilemez miydi? Suret veya siret itibariyle hangisi esas ifade edilemez miydi? Allah-u Teala istese öyle anlatırdı. Ama böyle anlatmasıyla ufkumuzu açıyor. Ve böyle anlatmasıyla insanlar değişik ihtimalleri düşünüyor. Ve insanların fikri, düşüncesi donukluktan kurtuluyor. Ve bir mesele hakkında çok yönlü düşünmek, tek yönden bakmak değil, değişik zaviyelerden bakabilmek, bu bize gösteriliyor. Ve bu şekilde bir bakışın neticesinde biz daha iyi değerlendirme imkanlarına sahip olabiliyoruz. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا. Ve biz bunu önlerindekilere ve sonraki gelenlere bir azap kıldık. Yani hem onlara hem de sonrakiler için bir azap kıldık. Ve mev'izeten lil muttakin, ve müttaki olanlara, günahlardan kaçınanlara da bir öğüt kıldık. Yani bu bir öğüttür. Haddi aşanlar için taraf ilahiden ceza verilmektedir. Ve Allahu Teala bir kısım insanları maddi veya manevi, suret veya siret itibariyle insanlıktan çıkarmakta ve onları hayvan haline çevirmektedir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde 15 özelliğe dikkat çekiyor ve ümmetim içinde şu 15 özellik görüldüğünde işte şu gibi durumları bekleyin diyor. Yani onlara gelebilecek bazı belalara dikkat çekiliyor. Bunlardan bir tanesi de mesh, yani insanlıktan çıkarılma, hayvan haline getirilme. Ümmet-i Muhammed'den doğrudan hayvan haline çevrilen oldu mu bilemiyoruz. Zaman zaman belki medyaya da yansıyan şeyler oluyor. Diyelim birisi vefat etmiş ama kötü bir hayatı olmuş. Daha sonra onun yanına bir başkası gömülürken diyelim cesedinin farkına varılıyor. Ama bir de bakıyorlar ki hayvan haline çevrilmiş. Bu manada anlatılıyor. Veya otopsi yapılması gerekiyor. Mezarına bu noktada tekrar müracaat ediliyor. Ve oradan naaşı çıkarılıyor. Ama çıkarıldığı zaman bakılıyor ki hayvan haline çevrilmiş. Bunlar olur mu? Olmaz değil, olur. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmeti Muhammed içinde de bir takım kötülükler işlendiğinde bu gibi insanlıktan çıkma durumlarına dikkat çekiyor. Kur'an-ı Kerim'de bir de domuz haline çevrilmek anlatılır. Bazılarının hınzır, domuz haline getirildiği ifade edilir. İşte günümüzde en azından siret itibariyle bir kısım insanların domuz haline çevrildiğinde herhalde bir şek, bir tereddüt yoktur. Domuz eti yiyen domuzlaşırmış. Allahu Teala domuz etini haram kılmış. Ve domuzun etinde bir takım özellikler var. Ve bu özellikler yiyenlere geçebiliyor. Yani bir takım kurtları, onları zaten ilmen bilinen şeyler. Onları ifadenin yanında bir de domuzun bir özelliği eşini kıskanmamak. İşte bir kısım insanlar domuz eti yiye yiye eşini kıskanmaz hale gelebiliyor.
Ve bunun neticesinde sosyete çevrede özellikle gerçekten eşini kıskanmamanın çok vahim neticeleri görülebiliyor. Artık kim kiminle beraber pek de umurlarında değil. Adeta bir ortak yaşam ve bu manada çok rezil manzaralar ortaya çıkabiliyor. Günümüzde Müslümanlar ve Yahudiler domuz eti yemezler. Yahudilikte de Müslümanlıkta da domuz eti haramdır. Ama diyelim Hristiyanlarda domuz eti gayet normal karşılanır. Yani geri kalan yerlerinde de domuz eti kullanılan bir şeydir. Daha ucuz olduğundan bir kısım insanlar bunu tercih etmektedirler. Ve domuz etiyle beslenenlerde gayrimeşru beraberlik ve eşini kıskanmama gibi durumlar çok daha ziyadesiyle görülmektedir. Demek ki günümüzde de en azından siret itibariyle, ahlak huy itibariyle bir kısım insanların domuza çevrilmesi veya bir kısım insanların maymun gibi kişiliksiz, şahsiyetsiz, tamamen taklitçi bir hale gelmesi bu da bir vakadır. Kur'an-ı Kerim bunları anlatmak suretiyle bize şunu da bildirmiş oluyor. Aman ha insanlığınıza sahip çıkın. Allah sizi mükerrem kıldı. Allah sizi bütün varlıklardan seçkin kıldı. Ve bütün alemler size hizmet ediyor. Siz böyleyken tutup da hayvanlara özenmeyin, hayvanlar gibi olmayın. İnsan yaratıldınız, insanca yaşayın. Allah-u Teala İslam'a göre yaşamayı, insanca yaşamayı hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.